Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülay. Bugün tüm dünyada çok ünlü bir Fransız tatlısı olan Magnolia yapacağız. Büyük ilgi gören Magnolia tatlısı, sütlü ve meyveli tatlıların en başında geliyor. Kısa zamanda çok kolaylıkla hazırlayabileceğiniz, hem sunumu hem de lezzetiyle sıklıkla yapmayı tercih edeceğiniz Magnolia tarifine geçelim. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Tatlımız için 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 yumurtanın sarısı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket çiğ krema, bisküvi ve 1 kase de çilek kullanacağız. Öncelikle 1 litre sütümüzü tencereye alarak ocağa koyalım. Üzerine 1 su bardağı kadar toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı da nişasta ekleyelim. Tüm malzemeleri şöyle bir karıştıralım. Tencerenin altını açmadan bir yumurta sarısını da ekleyelim. Çünkü süt ısınırsa yumurta pişecektir. Yumurtayı da ekledikten sonra tencerenin altını orta ateşte açalım. Krema yaparken bir çırpma teli ile sürekli karıştırırsanız topaklanmadan pürüzsüz bir krema elde edebilirsiniz. Kremamız yavaş yavaş yoğunlaşmaya başlayacaktır. Tenceremiz kaynamaya başladığında altını kapatalım. Tenceremiz kaynamaya başladığında altını kapattım artık. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve son olarak da 1 paket vanilya ekleyelim. Magnolia tatlısı için kremamız hazır. Şimdi tamamen soğuması için bir kenarda dinlendirelim. Ben kakaolu bisküvi kullanmayı tercih ediyorum. İsterseniz burçak bisküvi, yulaflı bisküvi, bebe bisküvisi veya sade pedibör bisküvisi de kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Bisküviyi bu şekilde bir robottan geçirerek un haline getirelim. Ben çilekli magnolia yapacağım için çilek tercih ettim. İsterseniz muz, kivi gibi meyvelerde kullanarak yapabilirsiniz. Çileklerin bir kısmını tatlımızı süslemek için ayıralım. Bir kısmını da bu şekilde tam ortasından ikiye bölelim. Kremamız tamamen soğudu. Şimdi içerisine 200 mililitrelik bir paket krema ekleyelim. Kremayı soranlar oluyor. Bunun için ben bu kremayı Bim marketinden aldım arkadaşlar. İsterseniz tüm marketlerde satılan istediğiniz marka kremayı kullanabilirsiniz. Mikser yardımıyla kremayı iyice çırptıktan sonra kremamızı böyle bir sıkma şişesine veya bir sıkma torbasına doldurursanız etraf kirlenmeden tatlıyı da çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Tabii isterseniz kaşık kaşık da yapabilirsiniz. Şimdi Magnolia'yı yapmak istediğiniz bardak, kup, ne kullanmak istiyorsanız artık en alt tabanına biraz krema koyalım. Kremanın üzerine robottan geçirdiğimiz bisküvilerden 2-3 tatlı kaşığı kadar dökelim.
Tatlının görselliği açısından sunumunun daha güzel olması için kenarlara doğru dökerseniz bisküvileri çok daha güzel olacaktır. Gelelim meyvelerin yerleştirilmesine. Magnolia tatlısının en önemli özelliği meyvelerin kuplara bu şekilde yerleştirilmesidir. 4-5 adet ikiye böldüğümüz çileğin iç kısmını dışa gelecek şekilde yerleştirelim. Magnolia tatlımız için kullandığımız tüm malzemeleri açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ve açıklama bölümüne bıraktığım linkleri tıklayarak diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Paylaş butonuna basarak bu videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bisküvilerin üzerine tekrar krema koyalım. Bence bu şekilde de gayet süslü oldu ama üzerini süslemek için çileklerden ayırmıştık. Şimdi üzerine birer tane koyarak bu şekilde bir sunum yapabilirsiniz. Yine tatlımızın görselliği için üzerine bu şekilde birer tane çubuk çikolata bırakabilirsiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Yiyen herkesin çok beğendiği bu çilekli magnolia tarifini hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. İster çilekli, ister muzlu, kivili veya çikolatalı bile yapabileceğiniz magnolia tatlısı tarifimi muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Çok beğeneceğiniz magnolia tarifimi deneyen, yiyen, yapan herkese afiyet, şifa olsun.